Evlisin ama sakat bir kadınla. Ne kadar denerseniz deneyin o kadın bir bebek dünyaya getiremiyor. Gör bunu işte. Uğursuz o. Sana da uğursuzluk getirecek. Bu bayram günü eve ne kadar geç döndün böyle? Üstelik tek kelime konuşmuyorsun. Hadi söyle bana lütfen, neler oluyor, neyin var? Hadi duaya başla. Önce sen. Eminim sen de oruç tuttun bugün. Son 5 yıldır her bayram benim için yaptığın gibi. Maichi. Bu hayatta elimizde olanlar bize yeter de artar. Biz bu hayatı birlikte geçirmeyi başarabiliriz. Mutlu olabiliriz. Bir çocuğa ihtiyacımız yok bizim. Bana yalnız sen lazımsın. Hepsi bu kadar. Bunlar bana da yeter. Ben de bir çocuk için diretmiyorum ki. Her şeyim sensin. Yetersin. Ama bana neden birden böyle bir şey söyledin anlamadım. Sorun ne? Yok bir şey. Söylemek istedim o kadar. Hadi aşağı gelin, yemek hazır. Abi ne oluyor? Eve ne kadar erken dönmüşsün? Bir şeye mi yetişecektin? Bir şey soracağım. Hangi tren daha hızlı? Ben bir türlü bulamadım da. Radjani mi? Ne? Ne demek o? Satatbi mi? Hangisi? Maichi, neden bu saatte uyandın ki? Sen ne kadar çok soru soruyorsun. Sana bayram hediyesi aldım, onu vereceğim. Ama altın bu. Evet. Ne yaptın sen? Takılarını mı sattın? Sen benim için oruç tutuyorsun. Ben takılarımdan birini neden satmayayım ki? Hem dünyanın en pahalı mücevheri bile olsa senin için bir an bile düşünmeden satarım. Ne oldu? Neyin var? Hediyemi sevmedin mi? Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Ne oldu? Maichi. Sana bir şey söylemem lazım. Bilmen gereken bir mesele. Dün annemle iş toplantısına gitmedim. Bu ne demek? O beni bir kızla tanıştırmak istemiş. Kız mı? Evlendirmek için.
Evlenmek mi? Manchi. Manchi lütfen bana kızma. Durumdan haberim yoktu. Annem beni resmen kandırdı. İnan bana. Benim kalbimde senden başka birine yer yok. Gerçek bu. O an o kadar öfkelendim ki. İçimden resmen... Eve onunla dönmek istemedim. Kaçtım. Yüzünü bile görmek istemedim. Dün o yüzden böyle şeyler söyledin bana. Mutlu olmak için bir çocuğa ihtiyacımız yok dedin. Birbirimizden başka kimseye. Bir çocuğa bile yok dedin. Değil mi? Bir daha söyle. Son kez söyle. Bir çocuğa ihtiyacımız yok de. Bunu son kez söyle, bana duymak istiyorum. Sana çocuk vermeyi başaramayacak olsam bile benimle mutlu olacağını Manchi, duymaya... Yeter, tamam. 100 kere söylerim. 1000 kere söylerim. Benim bütün dünyam sensin. Ve bu benim son kararım. Size yemek getirdim. Dinle, Parvati bugün oruç tutuyor. Onu azarlama, olur mu? Çünkü çok istedi. Üstelik sen de bütün gün hiçbir şey yemedin. Teşekkür ederim. Kim geldi? Bugün oruç tutmuyor muydun sen? Hayır. Hayır. Ben... Sen sadece Suneri ile bize töreni... Konuşma. Doğru dürüst yalan söylemeyi bile beceremiyorsun. Peki oruç tuttuğumu kim söyledi sana? Hem yemeği kim getirdi? O getirdi. O mu? Yani annem mi? Ona mı kızdın bu kadar? Annen sürekli senin etrafında dolanıyor. Kaç kere senden uzak durmasını söyledim. Sen burada bekle, ben hemen gidip konuşayım. Yeter. Rol yapmayı bırak. Rol mü? Ne rolü? Siz ikiniz birlikte bana oyun oynuyorsunuz. Oyundu değil mi? Evet. Demek anladın ha? Hayır. Ama bugün o halini gördüm. Çok endişeliydin. Annemin seni yatıştırmasına ihtiyacın vardı. Elini tutmuştun. O zaman her şeyi anladım. Siz birlik olmuş. Bana karşı rol yapıyordunuz. O an her şeyi anladım. Hala yakınsınız. Ve sen onu hala çok seviyorsun. Aranızda kötü giden bir şey yok. Aksine daha iyisiniz. Sen bunları ona yakınlık göstereyim, ondan yana olayım diye yaptın. Aptal kız. Onun yüzünden bir de sana bağırdım. Kızdın mı? O zaman bu anneni de affettin demek. Bu konuyu uzatma. Yemeğini ye yat. Bir şey unuttum. Komutanını mı araman gerekiyordu? Yoksa Aman'ı mı? Hayır. Belki annene teşekkür etmen gerekiyordur. Yemek getirdiği için. Teşekkür ettim zaten. Aro.
Her neyse, sonra hatırlarsın. Yat uyu. Şimdi uyku zamanı. Kelebek kovalarsın ilk gördüğüm andan beri. Çok güzelmiş. Rukmani bana hep iyi haberler getirirdi. Bir yerde güzel bir şey olunca hemen uçup yanıma gelirdi. Ama onu görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Bu şey mi demek? O yüzden aldım, evet. O hep senin yanında olacak. Sana hep uğurlu gelecek, uçup gitmeyecek. Tıpkı benim gibi. Hep yanında bile onu. Bana güveniyorsun, öyle değil mi? Şu kıyafetlerinin haline bak. Hepsi ne kadar da eskimiş. Şu beyaz tuniye bak. Sapsarı olmuş. O kadar eskimiş ki biraz çeksem yırtılacak. Bir de şuna bak. Bunun giyilecek hali mi kalmış? Toz bezi olur ancak. Binbaşı. Şunlara bir bak diyorum. Yenilerini alırım. Tamam mı? Bekle. İstersen sen benim için bir şeyler al. Bak ne diyeceğim. İstersen pazara git, ha? Tamam. Hayır, Rudra, unuttun galiba. Daha geçen gün neler yaşadık? O kızı pazara tek başına nasıl yollarsın? Ne olmuş? Hep korku içinde evde mi oturacak? İnsan ömür boyu bu duyguyla yaşayamaz. İyi de neden? Neden yalnız gidiyor? Sen de onunla gidebilirsin. Ha, yanına koruma vereceğim tabii. Baba, yolumun üstünde bir mabet var. Ama oraya yalnız gitme fikri bence... Nasıl desem, yani... Bir korumayla dolaşmaya ihtirazın var mı? Para ama... Beni iyi tanıyorsun değil mi binbaşı? Bu arada annem de mabede gelmek istiyordu. Belki sen de gelirsin. Sen git hazırlan. Sonra söyle, o da çabuk hazır olsun. Tamam mı? Ne inatçı kızmışsın sen. Dikkatli ol, tamam. Araca kimse girmesin, yanına kimse yaklaşmasın. Siz de dikkatli olun. Etrafa karşı gözleriniz açık olsun. Dikkatli olurum, merak etme. Söyleyeceklerim bitmedi. Sağından solundan geçenlere dikkat et. Bir şey daha. İşlerim yüzünden telefonu 2 saat kapatmam gerekecek. Tamam. Başka bir şey? Hayır, yok. Bir de lütfen bana giysi seçerken öyle süslü püslü renkli şeylere bakma. Tamam. Şöyle fosforlu sarı renkte bir şey alırım. Kendine de büyük bir şemsiye al. Bununla yağmurda ıslanırsın.
Kendine dikkat et. İkiniz de edin. Size elbet yumuşayacak dememiş miydim? Anne ne diyeceğim? Duaya hala biraz daha vakit var. Önce pazara gidelim mi? Tamam. Sodya, hayır. Endişelenecek hiçbir şey yok. Bayan Mohini, nasıl endişelenmem söyleyin. Ben kız babasıyım. Ve oğlunuz tek kelime bile etmeden çekip gitti. Neden bir şey söylemediniz? Bunu sormak benim hem hakkım hem görevim. Söyleyin. Niyetiniz neydi bilmek istiyorum. Benim niyetim son derece açık efendim. Kızınızı da gerçekten çok beğendim. Bakın... Samrat kızınızla biraz da vakit geçirse... Birbirlerini tanımaları açısından iyi olur değil mi? Evet tabii. Birbirlerini ne kadar çok iyi tanırlarsa o kadar iyi olur. Benim biraz acil bir işim var Bay Sodya. Sizi sonra tekrar arasam olur mu? Selamlar. İyi ki geldin kızım. Ben de tam sana gelecektim. Biletini aldım. Hani annenlere gideceksin ya? Al bakalım. Anne, bana böyle bir şeyi nasıl yapabildiniz? Neden? Ne demek bu? Biletin olmadan nereye gideceksin? Rezervasyonunu bile yaptırdım. Her şeyi öğrendim anne. Biliyorum. Bana rağmen tutup Samrat'ı görücüye çıkardınız. Bu eve geldiğimden beri sizi ailem bildim. Her birinizi sevdim. Saygıda, hizmette hiç kusur etmedim. Bu aileyi dışarıdan gelen tüm tehlikelere karşı savundum. Hiç leke sürdürmedim. Yine de oğlunuz beni seviyor. Ve o benimle mutlu olduğu halde siz onu başka bir kızla... görüştürdünüz. Ne yapmamı istiyorsun? Göğsüne madalya mı takayım? Tüm zamanların en iyi gelini. Peki. Madem mutlu olacaksın yaparım. Benim için hiç sorun değil. Ya sen? Ailenin adı ve onuru için... Ne yapacaksın onu söyle. Söyle. Bana bir veliaht verecek misin? İşte bu yüzden bu örnek gelin numaralarına kanmam ben. Sen hem kendini lekeledin hem de bu evi. İşte acı gerçek bu. Kısırlık bir lekedir. Yani sırf bu yüzden mi? Sırf bir bebeğin annesi olamadım diye sahip olduğum diğer iyi özelliklerimin hiçbir değeri yok mu anne? Sırf bu yüzdenmiş. Seni sırf tek bir neden diye gördüğün şey bizim soyumuzun sürmesini ya da yok olmasını sağlayacak çok önemli bir neden. Arada büyük bir fark var gelin hanım. Oğlumun baba olduğunu görmek için yapmayacağım şey yok kızım. Gerekirse bunu da yaparım. Hayır anne. Hayır, bu kadarını yapamazsınız. Sen... bana emir mi vermeye başladın? Eğer istersem... seni çöp poşeti gibi kapıya koymak sadece 2 dakikamı alır. Bunu sakın aklından çıkarma. Farkındayım. Bu eve ilk geldiğimde annem her kızın 2 evi vardır demişti. Biri doğup büyüdüğü evi, diğeri de kocasının, ailesinin evi. Ve ben evimden asla ayrılmayacağım. Kocaman evi bile olsa. Bugüne kadar hep sözünüzü dinledim anne. Hem de hiç sorgulamadan. Ama artık bu durum değişecek. Çünkü kocamı deli gibi seviyorum.
ve benim de ona olan aşkım için yapamayacağım bir şey yok. Hem de hiçbir şey.